Francisco 49ers geçen senelerde playoff'a kalmış çok başarılı bir oyun kurucusu olan dinamik bir takım. Aynı zamanda geleneği olan bir takım. Ama bu sene hiçbir zaman bekleneni veremedi ve kötü gidişat devam ediyor. Bu sene San Francisco 49ers'ın playoff'lara sevgili dostlar, günaydın. Hayatın renklerine hepiniz teker teker hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmanın coşkusuyla başlıyoruz programımıza. Güler yüzle başlayalım. Güler yüzle devam etsin. Umarız, dileriz gün. Böyle de temenni ediyoruz. Önce çocuk haklarından bahsedeceğiz. Her yıl özellikle en az bir kez, bazen iki, bazen üç, bazen dört oluyor. Sadece hak kısmı ile ilgili. Çocuklarla ilgili pek çok program yaptığımızı sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Çocuk haklarını masaya yatırmaya çalışıyoruz. İşte 89, ben yanlış hatırlamıyorsam, sözleşmenin imzalanmasından bahsediyoruz. Bu ne demek? Aradan yaklaşık 25 sene geçmiş demek. 25 senede dünyada neler gelişti, değişti? Ülkemizde bu adaptasyon sağlanabildi mi? O düzenlemeler, mevzuatlar, yönetmelikler, yasalar gerçekleştiriliyor, yapılıyor ama pratikte acaba uygulamada hala problemler yaşıyor olabilir miyiz çocuklarla ilgili, çocuk hakları ile ilgili? Bütün bunları şöyle bir güzelce konuşalım istiyoruz. Programımızın ilk bölümünde bunu konuşacağız. Cuma sohbetlerinde de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hocamız Sayın Mehmet Keskin ikinci bölümde konuğumuz olacak. Ve onunla da çok güzel bir sohbetin bizleri beklediğini hatırlatalım. Bir hatırlatma daha, her programda olduğu gibi bizlere ulaşabileceğinizi dile getirelim. Hayatin renkleri kuyruklu trt.net.tr elektronik posta adresimiz, TRT Hayatin Renkleri ise Facebook sayfamız. Programda konuşulmasını istediğiniz her konuyu bu mecralar aracılığıyla bizlere iletebileceğinizi de dile getirmiş olalım. İki değerli konuğumuza da günaydın diyelim, hoş geldiniz diyelim. Gürgün Müftü ve Adem arkadaş bizlerle birlikteler. Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Programı Danışmanı Gürgün Hanım, ki kendisini yakinen tanıyorsunuz. Ve Adem arkadaş da aynı şekilde çocuk hakları politika ve savunuculuk sorumlusu. Ne zaman aklımıza zaten çocukların hakları ile ilgili bir sıkıntı gelse camı kırınız diyebileceğimiz iki kişiyle birlikteyiz. Onların bilgisine ve tecrübesine de ihtiyaç duyuyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şunu hemen belirteyim, biz de TRT'nin özellikle yıllardır öncülük etmesine ve bizlere yer vermesine çok alıştık. Çok teşekkür ederiz. Bunu da öncelikle söylemek istiyorum. Vallahi biz sizi göstererek aslında çocuklara yer veriyoruz burada. Hani asıl olan, çünkü onların üzerine konuşalım tabii istiyoruz. Ki, tabii. Sözleşmeyle başlayalım mı? Başlayalım. Hani binlerce yıllık bir insanlık tarihinden bahsediyoruz. Herkes kendi hakkını savunabilmek adına, bireyler de hakeza öyle, milletler de hakeza öyle, çeşitli mücadeleler, savaşımlar vermişler, geçirmişler ve bugünlere gelmişler. Ama çocuk haklarından bahsettiğimizde çeyrek asrı yeni tamamlıyoruz. Bu bile aslında insan oğlunun ne kadar bencil olduğunun, kendini düşündüğünün bence bir göstergesi. Çocukları ötekileştiriyoruz, kadınları ötekileştiriyoruz, engellileri ötekileştiriyoruz. Yaşlılar hakeza aynı şekilde nasibini alıyor. Ve hep belli bir yaş aralığında herhangi bir sıkıntısı olmayan, tırnak içinde dile getiriyorum bunu, yetişkinler açısından dünya var diyoruz. Çocukları bu işe 89'da galiba dahil etmiş olduk Birleşmiş Milletler nezdinde. Biraz bu tarihten başlayalım mı? Memnuniyetle. Tarihçeye baktığımız zaman çocukların nasıl gündeme geldiği önemli. Yani tarih boyunca 1800'lü yıllara gelinceye kadar çocuklar var, yok. Büyümüş küçükler vesaire, büyük gibi küçükler gibi. Ama hakları, hak bazında pek fazla bir şey verilmeyen, düşünülmeyen varlıklar olarak görüldüğünü görüyoruz. Ama bundan 100 yıl kadar önce bu çocukların artık sanayi devrimi ile birlikte kendilerine çok ağır gelen işlerde, küçücük 5-6 yaşındaki çocukların sabahtan akşama uykusuz bir lokma ekmek uğruna ağır işlerde çalışmaları birilerinin dikkatini çekmeye başlıyor. Olamaz, böyle bir haksızlık olamaz, çocuklara bunu yapamayız diyorlar. İşte bunların başında Eglantine Jeb isimli bir hanım var Avrupa'da. Hollanda'dan, İsveç'ten katılımlar oluyor. Ve yavaş yavaş 1912'lerden, yani aşağı yukarı 100 yıl önce, kamuoyunda çocukların yeri
hedeflerini belirlemeye yönelik çalışmalar başlıyor. Giden yıllarda da çocukların durumlarına ilişkin kayıtlar saptanmaya başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Avrupa'da ve Uzak Doğu'da çocukların geçirdiği çok büyük sıkıntılardan sonra Birleşmiş Milletler'in nüvesi olan Cenevre Anlaşması, Milletler Cemiyeti kuruluyor ve ondan sonra da Cenevre Beyannamesi 1924'te çıkıyor. 5 maddelik çocukların haklarını belirleyen. Daha ileriki zamanlarda 1959'da Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra 1945 yılında ve UNICEF 1946'da kurulduktan sonra artık çocuklara bu 5 maddelik beyannamenin yetmeyeceği daha uzun kapsamlı olması düşünülerek yapılacak hazırlıkların 10 maddelik bir Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları beyannamesi çıkıyor gene. Beyannameler yaptırım özelliği yok. Uluslararası sadece iyi niyet söylemleri oluyor hukuksal açıdan. 1979'da Dünya Çocuk Yılı kutlandığında artık ortaya bunun bir gereksinim olduğu gerçeği ortaya çıkıyor ve 10 yıllık bir hazırlıktan sonra uluslararası çevrelerde UNICEF'in, Birleşmiş Milletler'in, diğer kuruluşların ve devletlerin ve özellikle de NGO dediğimiz sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla ve katılımlarıyla çocuk hakları sözleşmesi taslağı hazırlanıyor, tartışılıyor. Daha önceden bunun kamuoyuna duyurulması yapılıyor ki ben o yıllarda UNICEF Türkiye ofisinde çalışırken biliyorum çok daha önceden geleceğin çocuk hakları sözleşmesi adı altında yayınlandığı, kamuoyu oluşturulduğu, devletler ve bizim hükümetlerimiz de bu işe çok yakınlık gösterdiler. Bu gidişattan sonra işte 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler'de oy birliğiyle kabul edildi ve çocukları koruyan, kollayan, çocukları birey olarak ifade eden, birey olarak hakları olan bireyler ve çocuk katılımının çok önemli olduğunu belirten bir çocuk hakları sözleşmesi çıktı. Onun 25. yılı işte. O zaman doğmuş olan çocuk, 1 yaşındaki çocuk bugün 25 yaşında. Yetişkin hale geldi. Yetişkin hale geldi. Onların çocuk haklarına bakışı, kendi çocuklarına bakışı acaba nasıldır, nedir? Bunları tartışabiliriz. Bugün özellikle o 25 yılda neler oldu Adem Bey'e de onu danışacağım ama evet. Hani dün Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. O evet, biraz daha evrensel gibi. Çocuk günü olarak da aslında tam tabir olarak çevirebiliriz İngilizcesinden. Biz Dünya Çocuk Hakları Günü olarak bunu görüyoruz. Görece biraz da hani Ulu Önder'in de sayesinde diyelim bizim çocuklarımızın daha şanslı olduğunu biliyoruz. Hani ulusal egemenlikle bağdaştırılan bir kavramı çocuklarla ilişkilendiriliyor olması ve bunun bir bayram şeklinde kutlanması bilmiyorum. Dünyada başka bir ülkede böyle bir uygulama var mı? Hani çocuklarla ilgili törenler, anma faaliyetleri pek çok şey yapılabilir ama milli bayram şeklinde kutlanan başka var mı Adem Bey, siz biliyor musunuz? Çocuklara binaen kutlanan böyle bir şey var mı? Birkaç ülkede var. Var. Ama ilk başlatan biziz anlaşılan. Yani hani gerçekten o kadar tarihçeye hani hakim değilim. O yüzden bir şey söyleyemiyorum ama Türkiye'nin bu anlamda bir özelliği var tabii ki. Umuyorum hani sadece bayram olarak değil gerçekten çocukların hakkı var. Ve biz bu hakkı hani çocuklar bayram yaşayabilsin diye çocukların bu ortamı yaratmalıyız. Haklarını yaşayabildikleri ortamı yaratmalıyız demek gerekiyor. Ben bilerek girdim, siz çok yaşayın. Benim bağlamak istediğim noktaya çok daha kolay geçmemi sağladınız. Neden? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dedik. Yetişkinler bir arada olsunlar, kokteyller verilsin, otursunlar, konuşsunlar ve çocuk haklarından bahsetsinler. Durum bundan mı ibaret? Ya da bir 23 Nisan'da hani yetişkinler çıksınlar, işte başbakan koltuğunu bir çocuğa versin, cumhurbaşkanı koltuğunu bir çocuğa versin, yöneticiler. Bundan mı her şeyin, yani tırnak içinde söylüyorum, göstermelik yapılması, geçici olması... Hak kavramıyla pek de bağdaşıyor gelmiyor bana. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi çok önemli aslında.
gücü paylaşmak, bir ülkeyi yönetiyorsanız elinizde inanılmaz büyük bir güç var demektir. Ve bu yönettiğiniz ülke de 75 milyonluk ve dünyanın 17. 16. büyük ekonomisi ise bunun yönetimini ve yönetişimini paylaşmak, çocuklarla paylaşmak çok önemli. Çünkü Türkiye'nin çocuk nüfusu da Türkiye'deki her üç kişiden neredeyse biri çocuk bu arada. Bu paylaşımdan koltuğun verilmesini mi anlıyorsunuz işte ona, siz? Yok, anlamıyoruz işte. Hani bir anlamda o bir sembolik bir şey. Bu sembolik şeyleri göstermek çok önemli. Çocuklara değeri, ne kadar değer verildiğini göstermek çok önemli. Ama onun artık ötesine geçmemiz gerekiyor. Çocuklarla lazım? Beraber yönetmek gerekiyor ülkeyi. Belediyelerde böyle ben çalışmalar gözlemliyorum. İşte gençlik meclisleri, çocuk meclisi olan belediyeler var. Oturup hakikaten var. Meclis toplantıları yapıyorlar ve kararlarının uygulanabilir olduğunu görünce ben çok mutlu oluyorum. Bu hani gerçekten dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan ve ona girmeyi hedefleyen bir ülkede çocuk hakları ile ilgili gelişmelerin de aynı paralellikte gitmesi dileğini bizlere sunuyor. Ama buraya geçmeden önce bence altyapı çok önemli. 89 diyoruz. 193 ülke galiba birleşmiş. 194. 194 mü? Tam evet. Doğru rakam bu. 194 ülke bunun altına imza atıyor. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Ama o 89'dan bu yana değişen çok şey var mı, yok mu, istediğimiz noktada mıyız? Yoksa hani 10 sene evvelki yerde miyiz? Bunu biraz ben tartışmaya açmayı istiyorum. Ne dersiniz? Vallahi tabii ki değişmesi için, tabii ki olumlu gelişmesi için ve benimsenmesi, bir yaşam tarzı haline gelmesi için oluyor bütün bunlar. Bir ivme kazansın. Özellikle de çocuğun katılımı, yani çocuğun sağlığı, gelişmesi, çocuğun yüksek yararı, disiplinlerle ilgili kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları özellikle ve çocukların bizzat kendileri bu doğrultuda çalışıyorlar. Fakat çocuğun katılımı konusu çok önemli. Adem Bey'in de biraz önce söylediği gibi çocuğun katılımıyla hazırlanacak programlar, onların işin içine girerek, söylediğim gibi 25 yaşında oldu şimdi, 89'da doğan çocuk, onun da buraya katılması, dünya çocuklu, sadece biz değil, bütün dünya ülkelerinin buna katılması ve geliştirmesi. Ama tabii bir de şunu söylemek lazım. Maalesef engellenemeyecek durumlar, keşke engellenebilse, yaşıyor çocuklar. Biz bu söylemleri başlattığımızda 20-25 yıl önce derdik ki, savaşın olmadığı yer barıştır. Ama barış sadece bu değildir. Barış bütün çocukların eşit şartlardan, eşit koşullarda yararlanması gerçeğidir. Bunlar olduğu zaman dünyada barış sağlanacaktır. O zamandan çok daha, ben biraz pesimist olabilirim ama kötüye gidiyoruz gibi. Savaşın olacağı koşullar, yes, sokaklara dökülen insanlar, bunların tartışıldığı ortamlarda çocuklarımızı büyütüyoruz. Yalnız biz değil, bütün dünya bu yöne doğru gidiyor. Bunları da belki tartışmakta Adem yarar var gibi geliyor bana. Adem Bey'e dönelim o zaman, onun fikrini de alalım. Evet. 25 senede ne değişti? 25 senede aslında hem çok şey değişti bazı konularda. Özellikle de işte eğitime erişim, sağlık, özellikle de koruyucu sağlık, aşılama gibi anne çocuk ölümlerindeki düşüşler Türkiye'de, dünyada çok gelişme sağladı son 25 yılda. Ama bazı konular, özellikle de çocuk haklarının, hala çocukların mini insanlar ve mini hakları olduğu sanıyorum düşünüldüğü için, insan hakları aslında bahsettiğimiz konu, çocukların medeni ve siyasi hakları olduğu, kendilerini ifade edebilecekleri, kendi başlarına birer birey oldukları, sadece aileleri olduğu için ya da yanlarında bir yetişkin olduğu için ciddiye alınmamaları gerektiği, kendi başlarına ciddiye alınmaları gerektiği ve kendilerini her ortamda da, her ortamda ama, yani ifade edebilmeleri, bunu yapmak için de çocuklara gerekli bilgileri onların anlayabileceği şekilde zamanında doğru bilgiyi vermemiz gerektiği, yetişkinler olarak
bir ortam yaratılması gerekiyor ve bu ortam hala yaratılmış değil dünyada. Hala çocukların medeni ve siyasi hakları kabul edilmiş değil. O var. Çocukların medeni ve siyasi ama hakları var. Ama o altyapıyı kurmakla yükümlü olan yine yetişkinler midir? Yetişkinler ve devletlerdir. Ki zaten o yüzden de 89'daki çocuk haklarına dair sözleşme çok önemlidir. Çünkü ilk kez bir insan hakları sözleşmesi tüm hakları bir araya getirdi. Ekonomik, sosyal, kültürel haklarla medeni ve siyasi hakları bir araya getirdi ve bir insanı insan yapan neyse tüm bunların hepsidir zaten. Neyse çocuk hakları sözleşmesinde vardır. Ve bunu da açık açık herkese söyledi. Ve bunu da aslında tüm o zaman da şimdi de tüm dünya ülkeleri istiyor. Yani herkes aslında çok nasıl diyeyim... herkesin istediği de bir şey bu aslında. Bir sağduyu meselesi çünkü. Fakat güç paylaşmak çok zor bir şeydir. Siyasi gücü paylaşmak çok zordur. Yetişkinler olarak bizim elimizde hiç farkında olmadığımızı düşünebiliriz ama çok büyük güç vardır ve bu gücü biz paylaşmadığımız sürece çocuklarla hiçbir zaman bu konularda çocuklar gelişemeyecekler, yetişemeyecekler, ilerleyemeyecekler. Biz de devamlı çocukları gelecek olarak göreceğiz. Demokrasiden ve insan haklarından bahsettiğimizde aslında şöyle bir şeyden bahsediyoruz bilmeden. Siz bir çocuğu 18 yaşına geldiğinde, çünkü çocukluk 18 yıllık bir dönem ve de çok özel bir dönem. O dönemde çocuğa hiçbir bilgi vermezseniz, çocuğa kendini ifade etme alanı yaratmazsanız, kendini hakkını kullanma, kendi hakkını kendinin kullanmasını sağlamazsanız, 18 yaşında birden oy vererek demokrasi yaratamaz çocuk. Birden yetişkin olduğunda hemen demokrasi ve insan haklarına saygılı olmaz çocuk. Yani burada zaten içerik çözümlemesi bir analiz yaptığımız Adem Bey. Söylediğiniz şey bence çok güzel ve benim hani 30 küsür sene sonra 40'ına merdiven dayamış bir insan olarak bunu söylüyorum. Hani çocukluktan çıkmış bir insan olarak bunu söylüyorum. Kullandığımız sloganlardan biri nedir? Çocuklar geleceğimizdir. Değil. Burada iki tane nokta var. Birincisi geleceğimizdir. Yani özne olarak baktığımızda bizim geleceğimizdir. Biz merkezdeyiz. İkincisi niye gelecek? Şimdiyle ilgili niye bir durum yok? Çocuklar bugünümüzdür diyemez miyiz biz? Çocuklar şimdi çocuk. Gelecekte çocuk olmayacak, yetişkin olacaklar. Bu bakış açısından yani şu aydınlanmayı yaşasak bence hani 1-0 önde başlayacağız maça ve farklı bir bakış açısı, farklı şeyler çıkacak ortaya. Çok ne dersiniz? Çok doğru söylüyorsunuz. Yani biz ona her zaman öyle sizin gibi şeyle bakıyoruz yani Allah Allah neden geleceğimiz olsun? Çocuk bugün var, bugündür. Kendi geleceğidir belki, kendisi için yetişkinlerin gelecektir. Yetişkinlerin dünyası ya, yetişkinler karar merci biliyorsunuz. Size bir şey okumak istiyorum sevgili Atatürk'ümüzden. Bu katılım hakları ile ilgili çocukların. Bugün tekrar gözüme çarptı. Hasan Rıza Soyak'la bir yaptıkları bir söyleşide Atatürk diyor ki, çoğu ailelerde öteden beri kötü bir alışkanlık var. Çocuklarını söyletmez ve dinletmezler. Onlar söze karışınca sen büyüklerin konuşmasına karışma derler. Onları sustururlar. Ne kadar yanlış, hatta zararlı bir hareket. Halbuki tam tersine çocukları serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, duyduklarını olduğu gibi ifade etmeye teşvik etmelidir. Böylece hem hatalarını düzeltmeye imkan bulur, hem de ileride yalancı ve riyakar olmalarının önüne geçilmiş olur, diyor Atatürk. Ki bunu katılım o tarihte söylüyor. Bu o tarihte. Hani şimdi bile söylesek şu tarihte hani ne kadar modern bir yaklaşım deriz değil mi? Hani şimdi, o tarihte söylenince devrimci bir yaklaşım oluyor. Şimdi bir şeyler öğrenmişiz de ondan sonra bunları böyle konuşuyoruz diyelim. Ama o tarihte dediğiniz gibi biraz önce ifade ettiğiniz gibi bunlar böyle çıkıyor ortaya. İşte 1924 Cenevre Beyannamesi'nin altına imza atan ülkelerden baştaki birkaç ülkeden biri de biziz ve Atatürk'ün imzası var. O farkı görebiliyoruz tabii. O duruşla da alakalı biraz. Hani Milletler Cemiyeti'ne üye olma noktasında da o hatıratlara baktığımızda tabii. Davet gelirse gideriz. Anlayışa hakimdi. Yani duruş çok önemli hakikaten. Tabii ki. Çocuk işçiliğiyle belli noktalarda baş edildiğini görüyoruz ama dünya genelinde baktığımızda hala bizim ülkemizde buna dahil bence. Sokakta çalışan çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar hepsi sonuçta çocuktur. Bunlardan uzak tutulmalıdır. Hani bununla ilgili bilmiyorum işin
teorisini hallettik, yasal düzenlemeleri hallettik deniliyor. Öyle ne mi? Kadar katılıyorsunuz buna? Yani süremizin sonuna geliyoruz biliyorum ama ben bunları duymak istiyorum. Yani yeterli mi dediğim gibi. Çocuk emeğinin sömürüsü konusunda Türkiye hala ne yazık ki gelişemedi. Biz aslında 5 sene kadar önce 20. yılında çocuk haklarının 15 yıl içerisinde Türkiye'de neler değişti diye baktık. Şimdi 5 sene sonra tekrar baktık aynı şeye. Biraz gözümüz korktu bazı neden? Rakamlardan. Çünkü 5 sene geçmiş gelişmemiz gerekmiyor mu? Çünkü çocuk işçiliğinde az da olsa artış var örneğin. Evet. Türkiye'de. Evet. Bu göçle mi alakalı bir durum? Sadece göçle alakalı değil bu. Hı-hı. Yani yasalar örneğin her zaman yasaları çok reaktif sanıyorum görülüyor. Oysa yasalar önlemeye odaklı olmalı. Türkiye'de de ne yazık ki tam olarak böyle değil. Öyle değil. O yüzden de önlemeye odaklı yasalara ihtiyacı var Türkiye'nin. Aslında tabii bir sürü şey değişti. Artık Türkiye'nin bir kamu denetçisi var, ombudsmanı var. Kamunun yaptığı her şeyi denetlemekle yükümlü olan, hı-hı, fakat verdiği kararlar dahi kamu kurumları tarafından uygulanmak zorunda olan kararlar olduğu halde uygulanmıyor. Bazı şeyler çok değişti. Özellikle sağlık alanında çok ilerleme kaydetti Türkiye. Ancak hala pek çok olay biliyoruz ki kapı kapı, hastane hastane birçok çocuk geziyor hala. Engelliler alanında da ilerlemeler yaşandı diyelim ki. Fakat hala biliyoruz ki birçok aile apartmanında engelli rampası yapılmasını istemiyor. Benim apartmanımda engelli var denmesin diye. Böyle bir şey tabii kabul edilemez ve bunun muhakkak hani ayrımcılığı önlemeye özellikle odaklanarak önleyici yasaların ve önleyici çalışmaların ağırlık kazanması gerekiyor artık Türkiye'de. 20 sene geçti Türkiye onaylayalı sözleşmeyi. 20 yaşında olurdu bir çocuk. Sizin dediğiniz gibi o zaman da 25 yaşında olurdu uluslararası sözleşme üzerinden. Artık hani bunları yaşamaması gerekiyor Türkiye. Yani. Ben güzel şeyler söyleyeceğinizi tahmin ederek öyle güzel şeyler. Optimist bakan bir insan olarak, iyimser bakan bir insan olarak soruyu sormuştum. Yine böyle pek tebessüm ettirmedi cevaplar. Hani eğitim hakkı ile ilgili, sağlık hakları ile ilgili ilerlemeler var. Anne çocuk ilişkileri, işte çocuk bebek ölümleri, bunlarla ilgili çok ciddi gelişmeler olduğunu biliyoruz. Evet. Sanırım bunlar bardağın biraz dolu tarafı, hep benim dile getirdiklerim ama. Dolu tarafını yine görmemiz lazım gibi tabii, geliyor bana. Ben öyle kapatmanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki bu yani 30. senede konuştuğumuzda çok farklı olacağını düşünüyor musunuz? Bu kadar yıldır bence ömrünü bu işe vakfetmiş iki insanla ben burada konuşuyorum. Hani sizin tecrübeleriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Vallahi çocuk haklarını benimsersek biz, yani çocuklar öğrenecek tabii, onlar kendi haklarını savunacak vesaire, bilincinde olacaklar ama biz yetişkinler olarak en yukarıdaki Cumhurbaşkanımızdan en sade sokaktaki vatandaşımıza kadar herkesin çocuk hakları derdi olursa, tasası olursa ya da keyfi olursa, yani bunun keyfini yaşarsa, bu çocukların şu haklarını verdik, bu haklarını yapıyoruz, bakın şuradan şuraya gel diye düşünebilecek, daha doğrusu buna vakit ayıracak, bunu kale alacak hale gelirse insanımız, bana kalırsa bu uygulamaya da yansıyacak. Çünkü yasaları çıkarıyoruz, çok güzel, bunları işte paralel diğer devletlerle aynı doğrultuda, gerekli çocuk hakları sözleşmesinin gerektirdiği biçimlerde yapıyoruz ama uygulamakta zorumuz var. Kim nasıl uygulayacak? Eğer sivil toplum bunu birazcık teşvik ederse, bilirse, bilincinde olarak teşvik ederse, işte Adem Bey söyledi, ombudsmanlık var ama daha henüz 2 sene mi oldu? Üçüncü senesi. Henüz onlara da fazla bir şey çıkaramıyoruz gibi sanki. Onun için ben yine optimist bakmak istiyorum. Siz programlarınızı güzel güzel yapın. Biz ikimiz iyimser olalım. Adem Bey işin kötü tarafını görsün. Yok, ben şöyle söyleyeyim o zaman. Ki oraları düzeltelim. Bize göstersin. Tabii ki. İki tane mesaj verebilirim. Çocuk hakları ile ilgili umutsuz olma lüksümüz yok. Tabii ki. Çünkü çocuk haklarından bahsediyoruz. Çocuklardan bahsediyoruz. Değişimin öznelerinden ve değişimin asıl kaynaklarından bahsediyoruz. O yüzden
umutsuz olma lüksümüz yok. O yüzden hani umutluyuz. O yüzden de zaten bu işin takipçisiyiz. O yüzden de kötü olan şeyi gösterip iyi olanı da altını çiziyoruz. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Aslında, İkincisi de buyurun. Şöyle bir şey. Çocukların hakkı var. Yetişkinlerin bu hakkı vermeme gibi bir hakkı yok. Hakkı yok tabii. Yani ben belirlerim, ben düzenlerim. Öyle bir şansım yok. Yok bunu da söylemekte. Buna ilaveten ben son olarak bir şey söylemek istiyorum izninizle. Bir dünya atasözü var. Çocuğu yetiştirmek bütün bir köyün işidir. Eğer köyü... Tamam, çünkü ben eski bir atasözü. Soracaktım ama süreyi kullanmak adına iki dakikamız kalmış. Yani bizim törelerimiz var. Evet. Tırnak içinde söylüyorum. İyi, kötü barındıran töreler. Gelenekler, görenekler, örfler, adetler, işte kızını dövmeyen dizini döverler. Pek çok şey söyleyebiliriz bununla ilgili. Türk Dil Kurumu da böyle kötü anlamlı şeyleri çıkarma kararı almıştı en son konuştuğumuzda. Benim hoşuma gitmişti. İyi etmişler değil mi? Tabii, çünkü kültürel olarak bilinçaltının kodlanması anlamına geliyor. Tabii. Bizim ülkemizde hani bu geçişin yaşanması biraz daha zor değil mi? Adem Bey de biraz önce demedi mi? Hani değişimin özneleri onlar. Değişime zaten biraz farklı bakan insanlar, bunlarla birlikte farklı bakan insanlar zorlaştırmaz mı işi? Nasıl bakmaları? Özellikle gerekiyor? Çocuk hakları konusunda bunların adaptasyon noktasında sıkıntı yaşamıyor muyuz? Yaşamaya da devam etmeyecek miyiz gibi görünüyor. Kabulü hani. Evet, kabulü ve uygulanması. İnsanlar tarafından hani benimsenmesi. Ben böyle istemiyorum, çocuğum konuşmasın önümde. Ayak uzatmasın gibi sanki. Aynen öyle. Bunların hepsi değişecek doğal gibi, olarak. Tabii zamana. Hani tek hak konusu çocuk hakları değil. İnsanlar da yavaş yavaş bunun farkına varıyorlar. Daha da fazla sesimizi çıkarmak ve gür çıkarmak zorundayız. O yüzden de TRT'ye tekrar teşekkür ediyoruz aslında bizi konuk ettiğiniz için. Hani insanlar duydukça, kendilerinin de çocukların da eşit haklara sahip olduğunu duydukça yavaş yavaş eminim buna inanıp ilerleyecekler. Şu hatırlatmayı yapalım. Biz bir konuyu burada masaya yatırdığımızda, örneğin bugün nedir? Çocuk hakları. Çocuk haklarını savunalım, takipçisi olalım dediğimizde diğer gruplarla ilgili, sosyal gruplarla ya da sınıflarla ilgili hakları ezdiğimiz anlamına gelmiyor. Hani yetişkinlerin haklarını biz bir kenara koyalım. O çocukları başımızın üstüne çıkartalım, onlar bizi yönetsinler. Öyle bir şey anlamına gelmiyor. Hak edene hak ettiğini verme noktasında özneler bizler de değiliz. Zaten doğuştan gelen belli haklar var. Birleşmiş Milletler'de de, sözleşmede de zaten bunlar böyle belirlenmiştir. Hani olması gerekeni zaten biz yapıyoruz. İdeal olana gidiyoruz. Ben merkezci yaşamaktan biraz sıyrıldığımızda zaten o haklar da kendiliğinden gelecektir diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hem Gülgün Hanım'a bizleri kırmayıp geldiği için, hem de Adem Bey'e ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, kısa bir aramız var. Aranın ardından hocamız Mehmet Keskin bizlerle birlikte olacak.